Arabalı Arif Açadalı, Afacan Ağrılı Aşçın, ailesiyle ajanslı akıllı alışkan ailenin anısına Apan Sarmuş, Asalak Aşırı, Atak Avara, yaşlıyla azizlik etti. Haydi ikinci videosuna geçelim. Arkadaşlar bu bölümdeyiz. Artık son iki, burayı bitiriyoruz. Bir sonraki videoda da burası bitecek. Daha sonra 12'ye geçiyoruz. Şimdi ben şu boşlukları nasıl dolduracağınızı söyleyeceğim. Burayı yaptıysanız güzel. Yani yapıp kontrol ediyorsanız siz işi biliyorsunuz. Ama bu benle ilk defa burayı görüyorsanız yazmanızı tavsiye ederim. Buradaki bütün cümleleri. Şimdi Neiman ha. Neiman ne? Siz. Nisan, Neiman çoğullaştırır siz. Ha diyorsa size merhaba. Yani merhaba dediğimiz birçok kişi var. Size merhaba diyoruz. Wo. Ben. Xian neydi? İlk. First. Jisha. Tanıştırmak. İş yarım bir anlamı yoktu. Fiilden sonra gelirdi. O fiilin devam ettiğini, bir aksiyon olduğunu söylerdi. Yani ben ilk bir tanıştırayım. Ben tanıştırayım diyor. İlk önce kendini tanıtıyor. Wo Jia. Benim adım gibi düşünün. Jia seslenmek, kol anlamı var. Adınız neyse buraya yazın. Çince isminiz varsa adınızı yazacaksınız. Sonra şu diyorsunuz. Şu şeyi buraya yazıyorsunuz. Sonra hangi ülkeyi yazacaksanız bildiğiniz ülkeleri yazabilirsiniz. Tuğaçe'yi bakın yazın. Onu ben şurası küçük olduğu için büyütünce şöyle oluyor. Baya karmaşık olacak. O yüzden neyi nasıl yapacağınızı göstereceğim. Buraya bir ülke yazıyorsun. Sana rını koymuş. Ülkenin insanı. Yani şu diyorsunuz. Benim adım şu. Şuralıyım. Sonra yine virgül var. Şı var yine bak. Sonra ne var? Olmak. Liu Xue Sheng. Neydi? Yabancı öğrenci. Ben mesela Wo Jia. Zhang Tianyong. Benim adım Zhang Tianyong. Şı. Tuarçırın. Türk'üm. Şı. Liu Xue Sheng. Yabancı öğrenciyim. Ben işte Abdurrahman. Adım da Türk. Yabancı bir öğrenciyim. Gibi cümleyi çevirebilirsiniz. Yani virgül olayı gayet rahat bir şekilde. Yani gramer bu kadar basit. Çince'de. Virgülü yine şu deyip başka bir şey de yazabilirsiniz mesela. Sonra buradaki şu dediğin için şu wo'yu özne olarak alıyor. Yani virgülden dolayı. Onu da anlatayım. Buraya anlamadıysanız yoruma yazın, detaylı açıklayayım. Basit zaten. İsim, ülke, sonra burayı kendisi tamamlamış. Yabancı öğrencim diyor. Jiu Wei. Wei neydi? Gı gibi bir measure word. İnsanlar için kullanıyorduk. Ama Wei daha formaldı. Yani daha formaldan ziyade saygı belirten. Eğer bu kişi diyeceğiniz mesela hani göstereceğiniz Ci çünkü bu demek. Veya Na da o. Na ve Ci'den sonra da biz mecbur kullanıyorduk. Eğer bu insan diyeceksek mesela bu kitap diyeceksek Cıbın şu deriz. Eğer o göstereceğimiz insanlar bizim saygı duyduğumuz insanlarsa veya saygı belirtmek istiyorsak yani o insanlara saygı duyduğumuzu göstermek istiyorsak Wei kullanırız. Ama sıradan kişilerse Gı kullanırız. Cıgışı da doğru, Cıveyşi de doğru. Cıveyşi, yanınızda kim varsa, kim olduğunu varsayıyorsanız buraya yazıyorsunuz. Sonra ta buşu. Bak rım var. Ne olacak o zaman buraya? Bir ülke olacak değil mi? Buşu ama o ülkenin vatandaşı değil. Mesela Buşu Jonggoru. Mesela burası ne olsun? Burada Jiangdong'da Tianfang vardı. Mesela burada da Mali olsun. Cıveyşi, Mali. Mary hem Ta'ya da uyuyor. Kız olacak. Kız ismi Mali. O yani bu kişi Mary. Ta Bush'ı Jonggoren. O Çinli değil. Buraya Jonggo yazıyorsunuz. Tarşı bak Guo'sunda yazmış. Mesela ne diyeceksin? Amerikalı diyelim. Mayguo'un diyeceğiz. Buraya sadece May yazacaksınız. Tarşı Mayguo'un. O Amerikalı değil. Ama o Çinli değil. Tabuşi Jonggoru dedik. Taşı Meguro'un. Buraya sadece Mei yazdık. O Amerikalı. Yine ondan bahsediyoruz. Taiye. O da Şı. Liu Xixin. Buradaki Y'yi niye kullandı? Biz bayağı bir şey söyledik. Artık bunu anladıysanız Y'yi anlamışsınız. Çünkü burada neyim? Ben de yabancı öğrenciyim. Benim olduğum şey o da varmış yani. Ben yabancı öğrenciydim. O da yabancı öğrenciymiş. O yüzden ben yabancı öğrenci olduğum için Y'yi kullandı. Anladınız mı? Yani arada bir sürü şey geçse de arka arka olmak zorunda değil.
Yani bu bir bütün. Aynı işte iki defa tekrar ediyorsa da Y kullanmalısınız. Burada direkt ilişki var yani. Ben yabancı öğrenciyim. Bla bla bla. O da şuralı buralı. O da yabancı öğrenci. Burası anlaşıldı umarım. Y kullanımı. Sonra woman doğuşu doğuş eşi hangi? Woman doğu. Biz hepimiz yani iki kişi olduysa iki kişiden bahsediyor. Woman doğu. Şu işi neydi? Çalışmak, öğrenmek, study. Hanyu, Çince. Biz hepimiz, biz ikimiz de Çince çalışıyoruz, Çince öğreniyoruz. Daha sonra geliyor buraya, Julia. Şu neydi? Yine major word değildi, bu şey gibi, adverb gibi düşün. Do. Do'yu biz herkes için kullanıyoruz. Özne çoğulsa, yani 10 kişi ise de do kullanır, 2 kişi ise de do kullanabiliriz. Ama Lia'yı sadece 2 kişi ise kullanırız. Yani Jill diye diyorsa bu diye gösterdiği iki kişi var. Bundan eminiz. Bir de olamaz, üç de olamaz, daha fazlası da olamaz. Tamam mı? Şu Lia'yı görüyorsanız iki kişi var. Jill diye Wei, Shi, Zhongguan. Bu iki kişi neymiş? Çinliymiş, Zhongguan. Yine Wei kullandı bak burada. Buradaki major Wei. Jill Lia, Wei. Bu iki kişi, bu iki şahsiyet. Saygıdeğer kişi Çinli. Bunlar da şimdi o iki kişiyi tanıştırıyor bize. Ta bir tanesi erkek. Ta Jia Zhangdong. Onun ismi yine ben şu an iki kişi vardı işte. Julia, Wei Shi, Zhongguan dedim. Bunlar bu kişiler Çinli. Sonra bir tanesini göster. Erkek olanı gösteriyorum. Ta Jia Zhangdong. Onun adı Zhangdong. Tamam mı? Daha sonra diğer ta var. Kız olan bir tanesi de kız. Sonra kızı gösteriyorum. Ta Jia Tianfang. Onun adı ise Tianfang. Sonra geldim buraya. Tamın. Onlar ikisi de Do'yu kullandı. Yani Do yerine burada Lia'da diyebiliriz. Tamın Lia, Tamın Do. Onların ikisi de hepsi ne yapıyormuş? Şu işi çalışıyorlar, öğreniyorlar. Neyi? Yingyu. İngilizce öğreniyorlar. Onların ikisi de İngilizce öğreniyor. Sonra woman doğuşu. Buradaki woman'dan kastı hepsi yani ben sonra şuradaki tanıştıracağınız kişi Juveşi dediğiniz. Sonra hem Jangdong var hem Tianfang var. 4 kişi. Ya sen bizle birlikte 4 kişiyiz burada. Biz hepimiz şu neymişiz? Hao iyi. Pengyuan ne demek? Arkadaş. Biz hepimiz iyi arkadaşız. Anlaşıldı mı? Buradaki woman'dan kastı dördümüzde. Biz dördümüzde iyi arkadaşız. Hao Pengyuan. Buraya isim, kendi isminizi yazıyorsunuz. Tekrar ediyorum. Şuraya ülke, ülkeden sonra rın, insan. Yani o ülkenin vatandaşı. Şı olacak ama başta. Çünkü biz wo işi tuarçı yarın diyoruz. Şı. Burada şu yok. O yüzden yani özne tekrar wo'yu yazmana gerek yok. Virgül olduğu için. Şuradaki yaptığın şeyin öznesi de wo zaten. O yüzden wo shi tuarçırın demene gerek yok. Shi tuarçırın demen yeterli. Burada da shi liuxuexing demiş zaten. Zhu Weishi deyip burada isim yazacaksınız. Bu şahsiyetin ismi de şu. Sonra ta bu shi. İşte bu ihtimalle Zhongguan'ın da diyebilirsiniz buraya. O Çinli değil. Bir ülke yine olacak burada. Sonra yine burada ülke yazacaksınız ama Go'su var. O yüzden Go olmadan yani. Atıyorum Mei Go, Go'ren olmaz. Şu Go'ya dikkat etmeniz lazım. Sadece Mei yazacaksınız. Mesela Kore yazacaksanız da Han Go değil. Han yazacaksanız Go var. Orayı da anladınız. Sonra işte ayrı ayrı yapıp sonra Woman diyorsunuz. Woman'da Do var. Buraya Y ile Do'lara dikkat edelim. Bak burada Liu Xuexin dediği için burada da aynısını dediği için Y kullandık. Lia kullanımına bir örneğimiz var. Sonra şuradaki woman da dördümüzü kastediyor. Şimdi iki tane kişi var. Tamam dedik yine do kullandık. Tamam mı? Ya bu tarz şeyler daha da karşımıza çıkacak. Daha uzunları olacak. Hatta bak 12'yi ben göstereyim direkt. 12. Bak şu tarz şeyler. Bu gramer kısımları. Bak şu kısım çok daha uzun.
Sonra yine ekstra kelimeler. Sonra bu şu çalışmalar vardı hatırlıyorsunuz. Bunlar devam edecek sürekli. Artık geri ünite de var. Artık bu kelime yerleştirmeler geliyor. Soruları cevaplayacağız. The ile the kullanımı bahsedeceğiz. Bu tarz soruları düzeltme falan olabilir. Şeyler değişiyor. Gittikçe zorlaşıyor. Bakın daha uzun. O yüzden artık dikkat ettiyseniz pinyinden kurtuluyoruz. Pinyin artık karşımıza çıkmıyor. O yüzden karakterlerin hepsini okuyabiliyor olmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani şu an bunu fark etmiş olsanız da çok geç değil. Yani çok daha o kadar öğrenmedik. Bütün karakterleri okuyup anlamları biliyor olmanız lazım. Mesela şunun isim olduğunu bilmeniz lazım. İsimler de çok önemli. Jiang Dong, Tianfang. Bilmezseniz bunları fiil gibi falan düşünürseniz orada takılır kalırsanız anlayamazsınız. İsimler önemli o yüzden. İsimleri de öğrenin. Bu kadar. Hem de bir sonraki ünitenin de özetini yapmış olduk. Yani 13'te daha da zorlaşıyor. İkinci kitaba geçtiğimizde daha da karmaşıklaşacak. Ama daha zevkli hale gelecek yani. Artık böyle gramer kısımları işin böyle artık şeyine özüne inmeye başlayacağız. Artık böyle pinyindir işte ton kurallarından ziyade bu dili nasıl daha etkili kullanabiliriz oralara geçeceğiz. Oralar çok daha zevkli. Benim zevk aldığım yerler. Siz de zevk alacaksınız yani. Merak etmeyin. Ben size sıkıcı bir şekilde değil zevk alarak öğreteceğim oraları. Umarım faydalı olmuştur yine videolar. Her türlü sorunuzu yoruma yazın. Çok böyle detaylı bir soruysa eğer buna yazarsanız da bir sonraki videoyu yaparım. Tabii bu videoyu bugün falan izlemeniz lazım. Ben çünkü her gün video atıyorum. Bir ay sonra izliyorsanız o geçerli olmayabilir sizin için. Haydi yarın görüşürüz. Bay bay.